Bugün burada Atatürk Mahallesi, Yeni Mahalle, Bayır Mahalle, Namık Kemal Mahallesi'ndeki sakinlerimizi doktorlarımız diyabet ve hipertansiyonla ilgili bilgilendirme yapacak. Bu bilgilendirme toplantılarımız bizim değişik mahallelerde, değişik zamanlarda ve değişik branşlarda yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan başkanımızın eşleri, Rafet Vergil'in eşleri Sayın Emine Vergili hanımefendiye ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Tansiyonları ölçülüyor bayanların, şekerleri ölçülüyor. Yani bir bilgilendirme toplantısı. Teşekkür ederim. Ben Murat Erden, kardiyoloji uzmanıyım. Yaklaşık 11 yıldır Karabük'te hizmet vermekteyim. Bugün başkan yardımcımızın da bahsettiği gibi burada vatandaşlarımıza hipertansiyon, diyabet gibi çok toplumda yaygın bulunan tedavi edilmediği, takip edilmediği takdirde ciddi sonuçlara sebep olan iki önemli hastalık hakkında bilgiler vereceğiz. İnşallah faydalı olacağını umuyoruz. Tahliye uzmanıyım. Evet. Doktor Şöhret Gedirli. 4 sene yakındır Özel Medikal Hastanesi'nde tahliye uzmanı olarak görev yapmaktayım. Ben bugün Karabük insan vatandaşlarımıza şeker hastalığı, diyabetes mellitus dediğimiz hastalığı anlatmak istedim. Hem hastalığın çok yaygın olmasından dolayı hem de bu hastalıkla ilgili bir takım hastalıkları peşinden getirmesi için insanların bu konuda daha bilgili olmasını sağlamak için bugün buradayız. Öncelikle hipertansiyon dediğimiz hastalık nedir? Tansiyon, tension, gerilim demektir. Hiper de yüksek demektir. Yani yüksek tansiyon. Vücudumuzda dolaşım sistemi mevcut. Bu dolaşım sisteminde kalp bu işin merkezinde bulunmakta ve bu kalpten çıkan büyük aort damarı ve onun damları ayrılarak bütün vücudumuzdaki her organa kadar bir damar ulaşmaktadır. Ve bu kan bu damarlarda bir basınç oluşturmaktadır. Bu ölçülen basınca da kan basıncı deniyor. Nasıl bir su tesisatında suyun, o sıvının dolaşımı gibi kanda, damarlarımızda bir dolaşım sergilemekte. Bu basıncın bir ideal seviyesi olmalı ki hem dokular beslensin, ihtiyacı olan kandaki besin maddelerini, oksijeni alsın. Yapılan tıbbi çalışmalarda şu gösterilmiş ki büyük tansiyon 11, küçük tansiyon 7'den yukarı çıktıkça aslında organlardaki hasar, vücudun almaya başladığı hasar başlıyor. Ama neticede bunun da bir hastalık olarak kabul edilmesi ve buna yönelik bir tedavi başlanması için bir sınır değer belirlenmesi lazım. Bakılmış ki en ideal 14'e 9 sınır değeri alındığında, tedavi verildiğinde hem ekonomik olarak hem de hastaların fayda görmesi açısından ideal sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunun için tansiyonun sınır değeri büyüğü 14, küçüğü 9 milimetre civarı olarak kabul edilmektedir. Dünyada kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yoğunluk olarak yer bulmaktadır şeker hastalığı. Aslında toplum arasında hatta bazı kitaplarda da zengin hastalığı deniyor. Ama biz artık bunu zengin hastalığından çıkarttık. Bütün toplumlarda, hatta kırsal kesimde dahi şeker hastalığı çok sık görülmektedir. Hipertansiyonu anlattı meslektaşımız. Hakikaten hipertansiyonun da bir takım vücuda verdiği, başka organlara verdiği birçok zararları vardır, mevcuttur. Ama şeker hastalığı ondan çok çok ne yazık ki daha çok vücuda, hatta saçımızdan tutarak vücudumuzun tam ayak tırnağına kadar verdiği birçok komplikasyon dediğimiz zararlar vardır. Şeker hastalığını hemen hemen artık herkes biliyor. Gazeteler yazıyor, televizyon, medya, hastanelerde öğreniyor herkes. Kan da kan şekerinin yüksekliğidir. Yani glukoz düzeyi dediğimiz düzeyin yükselmesidir. Yani öyle bir ilginç mekanizma vardır ki kanda seviye şekerin yükseliyor ama dokularımız, hücrelerimiz için şeker çok önemlidir. Metabolizma karbonhidrat, şeker olmazsa devam edemez. Metabolizma durar desem tabii biraz kabaca ama
böyle bir tahmini fikir olarak söylemek istiyorum. Hücreler şekersizlikten ölebiliyor ama kanda şeker çok yüksektir.